Merhaba. Bugün koronavirüsü salgını ve bu salgının siyasetle ilişkisi üzerine konuşmak istiyorum. Öncelikle birinci sorumuz salgının kökeninin ortaya çıkışının siyaset ilgisi nedir? Yani bu salgının ortaya çıkışında siyasetin rolü ne? İkinci olarak da salgının siyasete etkisi ne? Yani bu iki açıdan ele almak istiyorum. Şimdi öncelikle tabii salgının ortaya çıkardığı sağlık aciliyetinden ötürü öncelikle kamuoyunda ele alınan konu virüsün kendisi. Ki aslında SARS virüsünün bir türevi olan yeni korona virüsü. Bu tabii önemli. Yani özellikle işte biyologların, epidemiologların üzerinde çalıştıkları kamuoyunun öncelikle ilgi gösterdiği, üzerine odaklandığı konu bu. Ancak sosyal bilim, siyaset bilimi açısından ve hatta bu konuşmada da dile getireceğim gibi biyoloji ve epidemiyoloji açısından da salgına sadece bir virüs özelinde bakamayız, bakmamalıyız. Dolayısıyla salgını sadece bir virüsten ibaret görmemeliyiz. Çünkü şunu açıklamamız çok zor. Aksi halde. Yani işte bir yarasanın muhtemelen ciğerinde olan yarasa popülasyonu içinde dolaşan bir virüs nasıl oldu da birkaç hafta içinde bütün dünyaya etkiler hale geldi. Bu yani çok önemli bir soru olduğunu düşünüyorum ve salgını açıklayabilmek için bir sosyal olgu olarak çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii zaten metodumun kilit noktasını da burada aslında belirtmiş oldum. Salgını bir sosyal olgu olarak niteliyorum. Çünkü sosyal ilişkiler olmadan insanların ve insan toplumlarının birbirleriyle kurduğu ilişkileri anlamadan bu salgını açıklayabilmemiz mümkün değil. Kökenini açıklayabilmemiz mümkün değil. Gelişimini açıklayabilmemiz mümkün değil, sonuçlarını açıklayabilmemiz mümkün değil. O bakımdan bu virüsün nasıl küresel bir patojen haline geldiği, nasıl küresel bir aktör haline geldiğini anlayabilmek için öncelikle sermaye piyasalarını, tarım ve hayvancılık yatırımlarını, ve şehir kır politikalarını, sağlık ve çalışma politikalarını ve ulaşım sistemlerini tabii ki insan topluluklarının dünya üzerinde çeşitli coğrafyalara dağılmış insan toplumlarının birbirleriyle olan münasebetlerini, birbirleriyle olan iletişimini anlamamız gerekiyor. Ancak bütün bu faktörleri birlikte ele aldığımızda bu salgını açıklayabiliyoruz somut bir olgu olarak. Bu tabii zor bir analiz. Bu analizi yapabilmek için de çok çeşitli bilimlerden, disiplinlerden faydalanmamız gerekiyor. Burada da aslında yıllardan beri sosyal bilimlerde, insan bilimlerinde dile getirdiğimiz işte disiplinler arası çalışmaların zorunluluğu, özellikle benim uzmanı olduğum uluslararası ilişkiler alanında sürekli altını çizdiğimiz disiplinler arası çalışmaların ne kadar gerekli olduğu ortaya çıkıyor. Fakat genelde bu disiplinler arasılık bizde yani sosyal bilimlerin farklı disiplinleri veya sosyal bilimlerde insani bilimler arasında bir ilişki olarak ortaya çıkıyordu. Böyle tartışılıyordu. Bence bugün tam da
fen bilimleri, doğa bilimleri ve sosyal bilimler, insani bilimler arasındaki ilişkileri de tartışmanın zamandır diye düşünüyorum. Benim bu konuda başvurduğum, yani koronavirüsü meselesine başvurduğum temel fen bilimcilerden birisi Rob Wallace. Rob Wallace bir evrimsel biyolog ve aynı zamanda bir salgın filo coğrafyası uzmanı. Yani filo coğrafya, yani salgın filo coğrafyası, salgınların coğrafi dağılımını inceleyen bir bilim dalı. Dolayısıyla bu şeyleri zaten sıfatları da gösteriyor ki kendisi de doğa bilimleri, fen bilimleri alanında interdisipliner, disiplinler arası çalışmalar yapan bir bilim insanı. Şimdi Wallace'ın önemli bir özelliği bu küresel pandemiler konusunda daha 90'ların başından itibaren çalışmaya başlamış olması. Özellikle HIV üzerine çalışıyor. Daha sonra da kamuoyunda kuş gribi olarak bilinen salgın üzerine çalışıyor. Ve kuş gribi salgın üzerine çalışırken virüsün genetik dizilimlerinin analizini yaparak virüsün nerede ortaya çıktı ve nasıl yayıldığını anlamaya çalışıyor. Ve bunu yaparken aslında o vakit Dünya Sağlık Örgütü ve Amerika'daki CDC için çalışırken Çin hükümeti tarafından da hedefe alınıyor aslında. Çünkü çalışmaları onu Çin'de belirli bir bölgeye götürüyor. Buna bahsedeceğim. Ve bu tartışma, yani biliyoruz ki şu anda aslında Çin hükümeti ve Amerikan hükümeti arasında bir kamu diplomasi, bir propaganda savaşında konusu olmuş bir konu. Bu ikisi arasında böyle bir propaganda savaşının konusu olması bu meseleyi göz ardı etmemizi gerektirmiyor. Tam tersine aslında Wallace'ın çalışmaları meselenin çok daha çetrefilli, çok daha karmaşık olduğunu gösteriyor. Şimdi Wallace bu çalışmalarını yaparken yani bu patojenlerin evrimsel dönüşümlerini incelerken ister istemez Çin'deki tarım sektörüne doğru çalışmalarını genişletmek zorunda kalıyor. Yani bu çok önemli bir şey bence. Dediğim gibi bu interdisipliner çalışmaların gerekliliğini göstermesi açısından. Çünkü bir epidemiyolog, bir biyolog bir salgının nasıl yayıldığını anlamaya çalışırken birdenbire kendini bir ekonomi politik çalışmasının incelemesinin de içinde bulmuş oluyor. Burada önemli olan soru şu, Robolus'un sorduğu soru şu. Diyor ki yani evet, yani bu virüsün belli bir coğrafyadan çıktığını bulabiliyoruz ki az sonra bahsedeceğim gibi bu virüslerin birçoğu tropik bölgelerden çıkan, tropik bölge kökenli bölgeler. Bunda da şaşılacak çok bir şey yok. Çünkü tropik bölgeler daha fazla canlının hem mikroorganizmanın hem makroorganizmanın yaşadığı yerler. Yani biyoçeşitliliğin daha yüksek olduğu yerler. Bu açıdan da insan toplumlarının henüz karşılaşmadıkları veya ilk defa karşılaştıkları virüslerin, patojenlerin de bulundukları bölgeler. Bunda belki şaşıracak bir şey yok. Az sonra bahsedeceğim gibi salgın tarihi çalışan William McNeil gibi dünya tarihçileri de zaten yıllar evvel bu bölgeleri patojenlerin kökeni olarak
belirlemişlerdi. Yalnız burada önemli olan soru salgının neden belirli bir zamanda ortaya çıktığı. Yani önemli olan soru burada. Evet, burada bir virüs vardı bu coğrafyada ama nasıl oldu da bir zamanda, belirli bir zamanda bu virüs bir salgına dönüştü? Yani salgının çıkış zamanını açıklayabilmek çok önemli. Bunu çalışırken de yani neden 90'ların ortasında kuş gribi Çin'in Guangdong bölgesinde ortaya çıktı? Yani bu neden ve ne zaman sorularını, neden bu zaman sorusunu cevaplayabilmek için Wallace tarım sektörünün patojen yörüngelerini nasıl değiştirdiğini incelemeye başlıyor. Şimdi burada önemli bir ayrım var. Salgında özellikle Çin'in salgının çıkış noktası kökeni olarak belirlerken dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta. Wallace bu konuda çok dikkatli. Hatırlayacaksınız salgının ortaya çıkış ve kökeni tartışılırken bu tartışmalarda genellikle Wuhan kentindeki ıslak pazar adı verilen içinde vahşi hayvanların, egzotik hayvanların da satıldığı pazarlar bir çıkış noktası olarak gösteriliyordu. Şimdi bu tabii özellikle salgın hastalıklar söz konusu olduğunda tarihte Orta Çağ'daki vebadan bu yana oryantalist tahayyülde batılı olmayan coğrafyaların, Avrupalı olmayan coğrafyaların bir salgın merkezi olarak kodlandığı bir zihin yapısına çok uygun. Yani bu anlamda oryantalist söylemi yeniden üreten bir yapısı var. Bunu bugün işte Donald Trump'ın Çin eleştirisinde veya onunla da sınırlı kalmıyor. Hani Avrupa'da da bunu görüyoruz. Hani Çin'e yönelen bir böyle bir oryantalist eleştiri de yani bu oryantalist zihniyeti ifadelerini görüyoruz bu eleştirilerde. Şimdi Wallace'ın hatırlattığı şey şu, bu pazarlar, bu ıslak pazarlar vesaireler aslında tam olarak bize salgının nasıl çıktığını aslında anlatmıyor. Birkaç tane örnek veriyor burada. Birincisi ilk enfekte olduğu saptanan insanların çeyreği bu pazara uğramış insanlar değil, bu pazara uğramamış olan insanlar. Nitekim ilk vaka açıklaması da bu pazara gidip gelmiş, bu pazarla ilişkili bir vaka değil. Yine test sonuçları pozitif çıkan insanların ancak %41'i buradaki bu pazardaki vahşi hayvan satılan bölgeyle ilişkilendirdiği biliyor. Diğer yani pazarda bu hastalığı kapmış olan insanlar domuz ticaretiyle uğraşan insanlar. Dolayısıyla kesin olarak bu noktada bu pazarın açıklama gücü veya işte bu pazarın bu şeyin virüsün nedeni olduğu savı doğrulanamıyor bu test sonuçlarından. Tabii daha da önemlisi aslında yani yüzyıllardan beri devam eden bir gelenek bu ıslak pazar geleneği veya işte bu egzotik hayvanların tüketilme
geleneği. Peki yüzyıllardan beri ortaya çıkmayan yani bu yiyecekler yani hayvanlar yiyecek olarak tüketilmesine rağmen neden şimdi ortaya çıkıyor bu hastalık? Şimdi burada Rob Wallace'ın hem daha önce kuş gribiyle ilgili yazdığı kitabında hem de geçtiğimiz Mart ayında Monthly Review dergisinde Alex Liebman, Luis Fernando Chavez ve Roderick Wallace'la beraber yayınladığı ortak makalesinde önemli bazı iddialarda bulunuyor. Şimdi bunun en önemli şeyi bence bu argümanın ve merkezinde oturan açıklayıcı sebep olarak salgın açıklayıcı sebebi olarak gösterilen olgu ormansızlaştırma. Yani giderek tropik orman bölgelerinin çeşitli ekonomik faaliyetler için ortadan kaldırılması ve vahşi hayata yönelik bu coğrafyalardaki vahşi hayata yönelik müdahaleler. Şimdi burada başı çeken aktörlere baktığınızda bu tropik ormanlara yönelik işgal hamlelerinde ve bu bölgeleri iktisadi faaliyete açan aktörlere baktığımızda bu aktörlerin başında küresel sermaye gruplarını görüyoruz. Bu makalede zikredilen grupların başında örneğin Colgate Palmolive şirketi, Johnson & Johnson gibi şirketler çeşitli nedenlerle bir kısmı hammadde ihtiyacı, bir kısmı işte çeşitli başka yatırımlar için buraya bu bölgelere giriyorlar. İşin ilginç tarafı ki burada işte bu bilim meselesi ve enteresinler çalışmalar meselesini doğrudan ilgilendiren bir nokta. Bu ormanlara müdahale eden şirketler aynı zamanda yeni patojenlerin çıkabileceği coğrafyada da belirleyen incelemeleri, araştırmaları da fonlayan şirketler. Yani bir anlamda bu salgın, yeni salgınlar üzerine olabilir, muhtemel salgınlar üzerine yapılan araştırmalar aslında bu salgınları ortaya çıkmasına sebep olan şirketler tarafından fonlanıyor. İddia bu. Bu incelemelerde diyor yazarlar, Çin, Hindistan, Latin Amerika ve Afrika'nın bazı bölgeleri genelde kırmızı işaretleniyor. Yani kırmızı çünkü alarm veren bölgeler. Yeni patojenlerin çıkabileceği, yeni virüslerin çıkabileceği bölgeler olarak mutlak salgın coğrafyaları olarak belirleniyor yazarların deyimini kullanırsak. Yani bir daha söyleyecek olursak, yani başında söylediğim konuşmamın bu virüslerin yaşadıkları işte yaşıyorlar mı, yaşam kategorisi onlara için kullanılabilir mi virüsler için mantık açısından. Hani bunu şu anda bir tarafa koyuyorum ama çok çeşitli virüslerin var olduğunu biliyoruz bu tropik bölgelerde. Peki o zaman hani bu bölgeleri böyle mutlak salgın coğrafyaları olarak işaretlemek, belirlemek ne anlama geliyor? Şimdi yazarlara göre bu bölgeleri böyle mutlak bölgeler olarak, coğrafyalar olarak belirlemek, salgının çıkış noktasına bu şekilde odaklanmak, epidemiolojiyi şekillendiren küresel ekonomik aktörlerin bu bölgelerle ilişkilerini gözden kaçırıyor. Yani başka bir ifadeyle bu tropik bölgeler kendi başlarına acaba sorumlu sayılabilirler mi bu salgın açısından?
Çünkü dediğimiz gibi bu bölgelerin kendilerine ait bir ekosistemi var, dengesi var vesaire ve bunlar zaten yüzlerce, binlerce yıl içinde evrilmiş olan ekosistemler. Dolayısıyla ekosistemleri suçlamanın veya bunları sorumlu olarak görmenin salgınlarla mücadele, salgınlarla baş edilme açısından bir çıkış noktası oluşturabilmesi mümkün değil. O halde ve tabii bununla bağlantılı olarak da ne oluyor? Bu bölgelerde yine yüzyıllardan beri, bin yıllardan beri yaşayan yerli halklar ve onların kültürleri suçlanır hale geliyor. Şimdi bunu tabii söylerken bir hemen bir parantez açayım. Hani bir üçüncü dünyacı milliyetçilik anlamında dile getirmiyorum bu noktayı. Yani hani bu kültürlerin her yaptığı doğrudur, işte her şekilde savunulmalıdır anlamında söylemiyorum ama şu bir gerçek, yerel halkların, bu bölgelerde yaşayan yerel halkların içinde yaşadıkları ekosistemle yüzyıllar, bin yıllar içinde kurmuş oldukları bir denge var. Bu denge sayesinde de evet zaman zaman bir takım salgınlarla, hastalıklarla başa çıksalar da aslında buradaki yerel kültürler işte doğaya ne kadar ve nereye kadar müdahale edebileceklerini, nereye kadar girebileceklerinin farkındalar. Ve buna göre bir kültürel pratik geliştiriyorlar. Aksi halde zaten hayatta kalmaları insan toplumları olarak mümkün olmazdı. Bu dengeyi bozan, bu alanlara dışarıdan kar amacıyla giren küresel yatırımlar ve sermaye pratikleri. Şimdi burada güzel bir örnek veriyor aslında yazarlar. Örneğin diyorlar, New York'ta 2018'e kadar New York Belediye Başkanı Yardımcısı olarak çalışan Alicia Glen, New York'taki konut meselesinden sorumlu. Bu kişi bu görevinden önce de Goldman Sachs firmasında ev kredisine yönelik finansmandan sorumlu yönetici olarak çalışmış. Ki aynı firma, Goldman Sachs firması, dünyanın en büyük domuz şirketi ve ABD'de faaliyet gösteren Smithfield Foods'u bağlı olduğu bir Çin şirketini Shuanggui ve bu yani küresel olarak bir tarım ve hayvancılık devi Shuanggui yatırım ve kalkımın %60 hissesini almış. Yani burada garip ilişkiler, yani bu şu demek değil. Yani bu tabii ki işte Goldman Sachs'te çalışıyormuş. Ondan sonra New York Belediyesi'ne belediye başkanı olmuş. Yani bu kişinin kişisel sorumluluğu olduğunu iddia etmiyorlar. Yalnız bu izleyiş sürerek bize bu Çin'de, işte Afrika'da, Asya'da ve çeşitli tropik bölgelerde ortaya çıkan hani iklim krizi ve salgın hastalıklar meselesinde aslında yerel halkların, oradaki yerel kültürlerin değil, doğrudan doğruya dünya kapitalist sisteminin merkezinde faaliyet gösteren ve bu merkezdeki şehirlere de aynı zamanda kamu yöneticisi yetiştiren holdinglerin sorumlu olduğunu ortaya koyuyorlar. Şimdi buradaki yine bir örnek verelim. Aynı Goldman Sachs üzerinden gidiyoruz. Mesela Fujian ve Hunan eyaletlerinde Deutsche Bank bankasının da ortak olduğu çeşitli yatırımlar yapmışlar. Yapmış Goldman Sachs firması. Bu yatırımlar işte 10
10 tane tavuk çiftliği içeriyor örneğin. Yani tarım ve hayvancılık sektöründe gerçekleştiriliyor bu yatırımlar. Ve burada günümüzdeki şu anda güncel korona salgınıyla çok yakından alakalı bir yer burası. Çünkü Hunan eyaleti aynı zamanda Wuhan kentinin içinde Wuhan kenti ve onun içinde bulunduğu eyaletin vahşi hayvan av sahası içinde bulunuyor. Ve iddia şu, bu tarım yatırımları, tropik ormanları, vahşi ormanları içine girdikçe, bunların içinde bunları tarım alanlarına, hayvancılık alanlarına dönüştürdükçe vahşi hayvan avlayıcıları daha da iç coğrafyaları, yani vahşi ormanların daha da içine doğru girmek zorunda kalıyorlar. Bu bir. İkincisi, tabii burada sadece bu vahşi hayvan avlama pratiklerinin de bu salgının sebebi olduğunu düşünmemek lazım. Çünkü esas burada önemli olan nokta vahşi hayatla kent hayatı arasındaki mesafenin kısalmış olması. Yani bir başka ifadeyle söyleyecek olursak, örneğin Soderbergh'in Contagion filmindeki senaryo buydu. Ve gayet mümkün bir senaryo. İşte vahşi ormanın içine yapılan, ya vahşi ormanın hemen yanına yapılan, ya vahşi orman yıkılarak, tarumar edilerek o arazi üzerine yapılan bir işte domuz çiftliği olduğunu varsayalım. O coğrafyada yaşayan yarasaların o domuzlarla etkileşim halinde olması içten bile değil, yani içten bile değil, çünkü gayet rahat bir şekilde, değil mi, o ormanda dolaşan, o ormanda beslenen, yaşayan yarasalar bu domuzları enfekte edebilir. Az önce örneğini verdiğim filmde, örneğin bir ısırıkla vesaire de değil, işte ağzında uçarken ağzında taşıdığı bir yemek parçasını çiftliğin içine düşürüyor ve çiftlikteki domuzlardan bir tanesi de bu düşen parçayı yiyor. Yani bu etkileşimleri, bu vahşi hayatla kent hayatı arasındaki mesafe kısaldıkça bu etkileşimleri engelleyebilmek mümkün değil. Bu etkileşimleri bir muhasebesini yapabilmek bile mümkün değil. Yani hangi önlemler alınsa da bu ikisinin, yani işte çiftlikteki bir domuz veya tavukla işte havada uçan bir yarasanın birbirine değmemesini sağlasak, bunları yapabilmek çok güç. Bu önlemleri alabilmek çok güç. Dolayısıyla aslında bütün bu iddiaların bize önerdiği başka bir şey, o da tümden şu anda içinde yaşamış olduğumuz medeniyeti, yani kent hayatını gözden geçirmemiz, yeme içme alışkanlıklarımızı ve bunu nasıl örgütlediğimizi, ekonomik iktisadi planda nasıl örgütlediğimizi gözden geçirmemizi öneriyor. Bu tabii işte Çin'le Amerikan yönetimi arasındaki propaganda savaşının çok daha ötesine geçen bir önerme, bir vizyon. İşte kimin Dünya Sağlık Örgütü'ne ne kadar borcun olduğu meselesinin çok daha ötesinde aslında dünyadaki kapitalist sistem ve bunun yarattığı ekolojik krizle ilişkili bir sorun bu. Tabii bu
Şu anda uğraştığınız bu COVID-19 salgınının tam olarak nasıl ortaya çıktığı, hangi işte şirketlerin, hükümetlerin, yerel yönetimlerin, karar vericilerin yani hangi zincirin bu noktada sorumlu olduğunu bilmemiz için öncelikle genetik dizilimi araştırmalarına ihtiyacımız var. Bunun yapılabilmesi için de hükümetlerin ellerindeki genetik dizilimlerini çıkartabileceği örnekleri paylaşmaları gerekiyor. Özellikle Dünya Sağlık Örgütü ile ve bu tabii Dünya Sağlık Örgütü'nde bunu bağımsız araştırmacılara sunması gerekiyor, onlarla paylaşması gerekiyor. Acaba bu süreç nasıl işleyecek? Bundan sonra bence önemli bir ayağı meselenin, özellikle siyasi ayağı. Bakın burada bilimsel bir mesele değil. Burada işte hükümetlerin fon verdiği, üyesi olduğu uluslararası örgütlerin ve uluslararası şirketlerin yine fonladığı araştırma enstitüleri ve araştırma programlarının bu noktada ne kadar sorgulayıcı olacakları önem taşıyor.